Bundan tam 1,5 sene evvel S23 Ultra'yı aldığım ve bayağı bir popüler izlenme rakamlarına ulaştığım yerdeyim. Hereke sahildeyim. Burası geçen sene daha sessizdi, ağaçları budamışlar. O yüzden biraz daha fazla gürültü var. Yani 100 metre ileride bir otoyol olduğu için ufak bir gürültü mevcut. Fakat size bir şey göstereceğim. AliExpress'ten bir tane kılıf aldım. Kılıf bayağı tatlı, bayağı güzel, bayağı hoş. Normalde S23 Ultra telefon kılıfıyla beraber bayağı kaba, büyük, kalın bir telefon haline geliyor. Fakat şöyle bir kılıf buldum. Bak, yanları yok, yanları boş. Eğer yandan düşüp çarparsa bir sıkıntı çıkabilir. Fakat yanları titanyum diye telefonun. Ben çok da fazla sallamadım açıkçası. Kırılırsa da artık geçmiş olsun. Zaten düz yüzey cam olduğu için de hani camı da çok fazla kırılacağını tahmin etmiyorum. Kırılsa da tamir masrafı edge ekranlara göre, kavisli ekranlara göre daha ucuz diye kendimi kandırıyorum ama yani bu kılıf gerçekten telefonu çok tatlı, sempatik ve ufak gösteriyor. Yani yüz göz tanımaya kapattım, netlik arada arkaya kaçabilir, ortaya sabitledim kılıfı göstermek için. Fakat hani bak, görüyor musun, telefonun ekstra kalınlık çok fazla eklemeden masada kayıp düşmesini engelliyor plastik yüzeyi, silikon yüzeyi sayesinde ve yanlar boş. Ya tatlı, çok sempatik, minimal bir kabımız var. Bu kabın linkini de aşağıya, AliExpress linkini bırakıyorum. Merak edenler, bakıp incelemek isteyenler olabilir. Aslında hani ben beğenip aldığım çoğu kılıfı da o listeye ekleyeceğim. Listeyi zamanla belki güncellerim, takibi alın. AliExpress'e AF link muhabbeti getirmiş. Onu da bu arada yapmış olayım. Markalarla zaten çok anlaşamıyoruz. Bari oradan kanal yürüsün yani. Kanalın en azından zarara sokmasın artık bu kanal beni çok fazla. Bugün sizlere Android telefonlar için gerçekten devrimsel özelliklere sahip Motion Cam'den bahsedeceğim. Bana sıklıkla sorup duruyorsunuz. Motion Cam telefonlar için, Android telefonlar için gerçekten devrimsel nitelikte bir uygulama. Çünkü RAW video çekebiliyorsun. RAW video ne demek? 10 bit, 12 bit ve 14 bit aslında 8 bit hayatımızdan uzun zamandır çok şükür ki çıktı. Gökyüzüne baktığında mesela maviden yeşile geçişte kusursuz geçiş yapmanızı sağlayan, bitrate değerlerinizi yükselten, daha yüksek kalitede, daha keskin. Aslında bit değerleri keskinliği çok da fazla etkilemez. Bu bir başka videonun konusu. Çok bilinen yanlışlardan bir tanesi. Sizin çektiğiniz görüntüleri editler çektiğiniz görüntüleri işlerken, renk atarken, LUT atarken, T-Lent Orange meşhur LUT'umuzu atarken çok daha kusursuz, çok daha temiz şekilde atmanızı sağlayan bir araç, eklenti. Bozuk cümle kurdum, yanlış cümle kurdum, toparlayamıyorum. RAW video gerçekten çok önemli bizler için. Özellikle kısa film ya da içerik üreticileri ya da telefonla ya da kamerayla içerik üretecek. Yani RAW video gerçekten hayati öneme sahip. Şimdi Motion Cam, ben uzun zamandır videosunu yapmıyordum. Çünkü S24 Ultra için tam olarak destek gelmemişti. Ana kamerayı kullanamıyordun ya da tam sensör kullanamıyordun. Open Gate seçeneğimiz yoktu. Artık Open Gate seçeneğimiz de var. Open Gate ne demek? Uygulama o kadar mükemmel ki. Şimdi sen bir telefonu aldığın zaman, Android dışı bir telefonu aldığın zaman tam sensörü hiçbir zaman kullanamazsın. Fotoğrafta kullanabilirsin. Fakat videoda sana kullandırmaz. Videoda 16'ya 9 bir crop atar. Alttan üstten siyah barlar gelir. Tam sensör video çekemezsin. Motion Cam sayesinde Android telefonlarınızın sensörünün tamamını, %100'ünü, sensörün tamamını kullanıma sunduğu için gerçekten muazzam bir deneyim sunar. Post prodüksiyon kısmında ya da çekerken daha iyi kadraj almanızı, sonradan daha iyi crop atmanızı sağlayan bir özellik Open Gate. Bu aslında benim kullanmış olduğum şu an Fujifilm kameramda da var, Panasonic kameraların birçoğunda ve bazı Canon kameralarda var. Sony kameraların bildiğim kadarıyla şu anda aynası olarak hiçbirinde yok. Nikon'lardan emin değilim. Gerçekten çekim yaparken aynı zamanda hem Instagram hem YouTube için, hem dikey hem yatay kadraj alacağın versiyonlar için gerçekten güzel bir özellik. Ben bazı videoları dikey de yapacaksam öyle çekiyorum. Çünkü 3'e 4'ten dikey crop almak 16'ya 9'dan dikey crop almaktan daha kolay, daha avantajlı ve daha az kayıpa yol açıyor. Yani burada şöyle enteresan bir detay daha var. Mesela bu uygulama sayesinde sen RAW video çektiğin zaman ProRes'in kendi sahibi olan Apple telefonlardan daha yüksek kalitede çekebiliyorsun. Apple telefonlarda mesela 10 bit ProRes video kaydı yapabiliyorsun. Fakat sen bu uygulama kullanarak Apple ProRes çekmek istersen 12 bit ProRes videoya ulaşmış oluyorsun. Şimdi ben telefonla özellikle çekim yapacaksam burada Motion Cam'de özellikle tercih ettiğim görüntülerden, seçeneklerden bir tanesi H265 10 bit 4.2.0. Neden dersen, çünkü ben burada da en performans ve depolama verimlilik olarak en uygun bulduğum seçenek budur. Onun haricinde Motion Cam RAW, log görüntü ve Cineon log görüntü, aslında çekmek istersen HDR log da çekebilirsin. HDR de bayağı yüksek bir spektruma sahip renk skalası. Fakat burada Motion Cam RAW'ı özellikle
tercih etmenizi öneririm. Çünkü uygulama S24 Ultra için daha yeni yeni verimli hale gelmeye başladığı için arada drop girebiliyor diğer seçeneklerde. Bak aşağıda bir video diyor. Video seçeneğine tıkladın. Orada 16'ya 9 diyor. 16'ya 9 değil. Genel olarak eğer gerçekten kaliteli görüntü çekmek istediğin zamanlarda, ben bunu sonra crop atarım, işlerim, başka farklı işlemlere tabi tutarım dediğin olaylarda 4'e 3 seçeneğini seçersen tam sensör open gate çekim imkanın olur. Sağ alt tarafta gördüğünüz gibi bizim manuel kontrolümüzü sağlayan özellikler var. Burada başlangıç ve end yeri var. O bana çok fazla sorulmuştu. Bu başlangıç noktası mesela diyor ki bak netlik geçişini otomatik olarak senin yerine yapıyor. Yani focus puller gibi bir şey aslında. Focus puller deyince de focus puller'lar kızıyor. Arkadaş yani geyik yaptığım belli. Yine yukarıda gördüğünüz gibi bit rate değerlerini, boyut değerlerini seçebiliyorsunuz. Yani bu ortalama verdiği değerlerde tutmanızı çok tavsiye ederim. Dokunmanın alemi yok. Yükselteyim daha kaliteli çeksin gibi bir şey çok fazla söz konusu değil. Burada uygulamayı kullanıyorsanız özellikle H265 dışında bir şey çekmenizi çok önermem. Çünkü diğer mesela H264 gördüğünüz gibi 8 bit. Yani bu uygulamayı kullanıyorsan abi ya ProRes çekersin ki ben çok tercih etmem. Ya da H265 10 bit 420 çekersin. Ya da gidersin en başa gelirsin bu uygulamanın asıl olaylarından bir tanesi olan RAW video çekersin. RAW video çekerken de alırsın 4'e 3'e madem RAW video çekeceksin. Bak recording time diyor, recording name diyor. Nereye çekeyim? Where the storage video during recording diyor değil mi? Çıkartıyorsun abi powerbank'ini. Hard disk'ini takıyorsun. Hic Vision'u seçtim. Bu klasörü kullan dedim, tamam mı? Dosyalara erişim izni istiyor. Ver. Kayda girdim. Drop yiyecek miyiz bakalım? Çok güzel. Drop yemedik. Artık daha uyumlu hale gelmiş. Fokusumuz bizim yakında kaldı. Fokusu bir otoya alalım. Aldık. Abi çok güzel. Drop girmiyor. Bak tertemiz. Çünkü ben bu uygulama videosunu yapmayı bekleme sebebim buydu benim. Ben hem ekran kaydı alıyorum hem şu an RAW video çekiyorum. Yani telefonun şu an patlaması lazım. Çıktım kayıttan. Hemen dosyalarıma gideyim. Abi RAW video çekerken ekran kaydı alıyorum ya. Burada, evet burada duruyor. Gördüğünüz gibi video ana dizinde kayıtlı bir şekilde duruyor. Harici diske artık direkt kayıt edebiliyordunuz. Kayıt edebiliyorsunuz. Çektiğimiz 30 saniyelik videonun kapladığı alana bakar mısın? 5 GB. 5 GB. Peki şimdi aslında biz Motion Cam gibi ya da farklı farklı uygulamalara, RAW videolara neden telefonda özellikle ihtiyaç duyuyoruz? Telefonun uygulaması çektiği görüntü ne imza etmiyor diyebilirsiniz. Motion Cam özellikle 200-250 lira gibi bir fiyat bandında olması sebebiyle ve telefondaki normal stok görüntü işleme uygulamasının önüne geçerek o verilmiş olan, yani telefonun kendi katmış olduğu ekstra sharpen, saturasyon gibi özelliklerden, gibi dezavantajlardan kurtularak size temiz bir görüntü sunar. Yani Motion Cam aslında şunu diyor. Kardeşim telefonun sensörünün çektiği görüntü bu. Herhangi bir işleme tabi tutmuyorum ve oradaki görüntüyü sana direkt olarak kaydetme imkanı sunuyorum. Bu gerçekten muazzam bir şey. Eğer ben bir çekime gittiysem ve çekim benim için önemliyse, mesela geçen gün çekmiş olduğum moda çekiminde neredeyse full motion cam'i kullandım. İzlemiş olduğunuz görüntülerde zaten motion cam görüntülerini görüyorsunuz. İşte orada bazen şöyle oluyor. Ya ben bu görüntüyü Instagram'a yükleyeceğim. Dikey çekeyim. Aa YouTube'da da kullanırım. Yatay çekeyim gibi bir şeye düşüyorsun. O sırada benim mesela Open Gate'den haberim yoktu. 4'e 3 çekim yapabildiğimizden haberim yoktu. Haberim olsaydı yatay çekerdim. Öyle çekerdim. Sonra dikey crop almam daha rahat olurdu. Fakat ben bunu sonradan gördüm. Belki güncellemeyle sonradan da gelmiş olabilir. Tam emin değilim. Ama o gün haberim yoktu. Şimdi burada çok büyük yanlışlardan bir tanesini de düzeltmek istiyorum. Çok büyük yanlış derken bu hani İslamiyet'teki 4 büyük günah mı, 5 büyük günah mı, bir şey var ya hani onun gibi bir şey. Bu da videocuların ve fotoğrafçıların yaptığı en büyük günahlardan bir tanesi. Mesela sen dümdüz kendini çekiyorsun, tamam mı? Ben buna çok sık denk geliyorum. YouTube için ya da başka bir yer için. Kamera karşısında şu an mesela benim yaptığım gibi dümdüz kendini çekiyorsun ve işte Apple ProRes 500 megabit ya da Atomos bağlayıp 12 bit RAW çekmenin hiçbir anlamı yok. Normal görüntüden ekstra hiçbir şey elde etmeyeceksin. Yani sen bu görüntüleri işlemek için yüksek çekersin. Eğer çok yüksek bir işlemeye, renk değişimine, işte çimenleri alayım, sarıdan yeşile çekeyim, benim geçen yaptığım gibi farklı farklı işlemlere tabi tutmayacaksan 8 bit üzerinin senin için herhangi bir anlamı yok. Yani yine de 10 bit çekmen tabii ki de detayları daha iyi görmen açısından, biraz da veri sıkıştırmaması açısından
açısından daha iyi avantaj sağlar. Fakat Ferrari'yi 20 ile götürürsen abi ne kadar hızlı gidiyor demekle aynı şey yani. O araba 200'de gitmiyor şu an. 20 ile gidiyor. Trafik ışığında kırmızıda Ferrari ile bekliyorsun sen. Herhangi bir şey yaptığın yok. Şimdi uygulamada her şeyi yaptık diyelim. Çekimimizi yaptık. Hepsini bitirdik. Yukarıdan Manage Videos kısmına tıklıyoruz. Manage Videos kısmına tıkladıktan sonra bak orada video codec present diyor. İstediğin kodeyi istediğin şekilde seçebiliyorsun. Hatta seçmek istemiyorsan yani genel render all demek istemiyorsan aşağıdan edit videoya girdikten sonra bak present video codec ve MC RAW log görüntü profillerimiz mevcut. Biraz ortalamanın biraz yükseğinde bir sıkıştırma boyutunda çekersen senin için ideal olacaktır. Zaten YouTube'a iş yapıyorsun. Uygulamanın en tatlı taraflarından bir tanesi de mesela çekimini yaptın, bir şeyler çektin görüntüyle, sağdan soldan görüntüler topladın. O sırada hard disk'ini takamamıştın ve geldin hard disk'ini bağladın. Uygulamada neleri renderlamak istediğini seçiyorsun ve hani boşta kaldığın bir fırsatta bunları seçtikten sonra set render folder diyorsun. Set render folder dediğinde ise hard diskini seçerek, harici hard diskini seçerek oraya render alıp telefondaki görüntüleri silebilirsin. Ya şu görüntü benim var ya, en sevmediğim görüntülerden bir tanesi, gerçekten nefret ediyorum. Baz istasyonu gibi, Transformers gibi boynumda mikrofon taşımaktan aşırı nefret ediyorum. Amatör bir görüntü farkındayım ama gerçekten yaka mikrofonlarımı bulamadım, yanıma almamışım. Böyle bir amatörlük yaptığım için kusura bakmayın. Bu rahatsız edici görüntü için hepinizden özür diliyorum. Hani mesela biraz önce dedik ya, daha yüksek görüntü kalitesinin, çok çok yüksek bitrate'lerin, çok çok yüksek değerlerin görüntü keskinliğine, netliğine bir etkisi yoktur diye. Netlik dediğin şey, keskinlik dediğin şey kontrasttır, ışıktır. Onu da başka bir videoda değineceğiz. Şimdi aslında bizim bu uygulamamızın, Motion Cam uygulamamızın en büyük özelliklerinden bir tanesi Export DNG seçeneği. Export DNG seçeneğinde sen her bir kareyi RAW fotoğraf gibi, yani 14 bit RAW fotoğraf gibi bak her bir karesini export alabiliyorsun. Yani saniyede 30 tane fotoğrafı export alarak istediğin gibi işleyebiliyorsun. Bu inanılmaz bir veri boyutu gerçekten. Hani bu özelliği ikinci videoda Motion Cam Pro videosunun ikinci bölümünde değinelim. Bu biraz daha uzun detaylı bir konu. Hatta Lightroom'dan işlemesine falan filan da değiniriz. Fakat eskiden mesela uygulamanın önceki versiyonlarında 4K 60p seçeneği de yoktu. O da gelmiş, gayet güzel olmuş. Bu detaylı çekim teknikleri üzerine videoyu bir sonraki bölüm 2'de bölüm 3'te gerçekleştirmek üzere. Fikir ve görüşlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Motion Cam gerçekten parasını son kuruşuna kadar hak eden, Discord'da da herhangi bir yardımdan geri durmayan, hani başınıza bir şey mi geldi mesela, uygulamada sorun oldu, direkt Discord'dan yazdığınızda cevap veren acayip bir uygulama. Xiaomi 14 Pro ile kullananlar var. Huawei ile ya da başka marka telefonlarla, Android telefonlarla kullananlar çok fazla. Zaten grupta, Discord'a girdiğinizde de göreceksiniz. Yani uçsuz bucaksız Android evrenini gerçekten sonuna kadar kullanan güzel, başarılı uygulamalardan bir tanesi. Bence herkesin alıp deneysel olarak da olsa bir şeyler çekmesini tavsiye ederim. Çünkü RAW video hepinizin eline kolay kolay geçmiyor ve telefonunuzda cebinizde duran bir araç sonuçta. Atıyorum İstanbul'da Eminönü'nde vapurla giderken 10-15 saniyelik görüntüler çekip böyle işleyip T-Land Orange loot atıp Instagram'da fenomen olabilirsiniz. İstiklal Marşı ve kapanış. Na, 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 na.